Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İslam hukuk ekollerine bugün inşallah bu dört bilhaza dört mezhebin detaylandırmasından bahsedeceğiz. Şimdi biz buraya kadar bir şekilde geldik. Yani Peygamber Efendimiz dönemini gördük. Öncesinde bir İslam hukukuna bir giriş yaptık. Peygamber Efendimiz dönemini gördük. Sahabe dönemini gördük. Tabi'in mezhep merkezi ve mezhep merkezli dönemden sonraki dönemi gördük. Kanunlaştırma hareketlerinden bahsettik. İşte şimdi artık detaylı bir şekilde İslam hukuki ekollerine gireceğiz. Burada bir nevi İslam hukuki ekollerinden bahsederken aslında bir nevi mezheplerden bahsediyoruz tabir yerindeyse. Bu fukaha arasında bir tartışma var, ihtilaf oluyor. Bu ihtilafın belli sebepleri var. Yani hemen başlıklar itibariyle o ihtilafın belli sebeplerine değinelim. Şimdi Peygamber Efendimiz döneminin en temel özelliği vahiy devam ettiğinden dolayı iştahat olsa bile vahiy ile kontrol ediliyor. Haliyle en bariz özellik vahiy devam ediyor. Kitap var ve sünnet var ve bu da vahiyin kontrolünde. Artık aleyhissalatü vesselam Efendimizin döneminden sonraki sahabe döneminde iki tane olgu meydana geliyor. En belirgin olarak. Bunlardan bir tanesi vahiy kesiliyor artık. Vahiy kesiliyor. İkincisi yani yeni olan olgulara karşı vahiyin bir kontrolü olmuyor. İkincisi içtihat da ortada kalıyor. İçtihat da havada kalıyor tabir yerindeyse. Çünkü Peygamber Efendimiz döneminde vahiy devam ediyor ve içtihat yapılsa bile Allah Resulü'nden içtihat yapılsa bile bu Allah'ın onayı onayından geçiyor. Ama sahabe döneminde iş değişiyor. Sahabe döneminde birincisi vahiy yok, ikincisi içtihat artık şey herkesin içtihada aynı hiç kimsenin iştahı da, diğer bir iştahı da öncelenecek durumu yok. Sahabe döneminin en temel vasfı bu. Demek ki vahiy yok ve iştahat da ortada. Mevkuf yani. Bunlar oluşurken fukahanın kendi arasında bir takım ihtilafları var. Bu ihtilaflardan bahsettim biliyorum. Bu ihtilafların belli başlı sebepleri var. Yani insan olduğundan dolayı tabi haliyle naslar tabiatı itibariyle kesin olmadığından dolayı kısmen subut açısından, kısmen delalet açısından bir zanniyet var naslarda. Kur'an'da subut açısından tamamen hepsi katı olsa bile delalet, açısından, delalet açısından yani ifade ettiği anlam açısından hepsi katı değil. Hakeza sünnette hem subut hem de delalet açısından bir zannilik var. Ne demek subut ve delalet? Subut bize gelmesi, bize gelirken sabit olması delalet de ifade ettiği anlamda. Açıklık oluyor, kapalılık oluyor yani hepsi eşit seviyede değil. Nasların tabiatından dolayı bir şey var, anlamlandırma faaliyeti var. Haliyle bir boşluk oluşuyor. Anlama bakımından, yorum bakımından bir boşluk oluşuyor. Ve bu boşluk da doldurulması lazım. Yorumla dolduruluyor, çeşitli faaliyetlerle dolduruluyor, iştihatla dolduruluyor. Haliyle nasların tabiatından kaynaklı olarak bir ihtilafa, ihtilafı doğuruyor. Bir de zaten insanların farklı farklı düşünmesi, farklı farklı bölgelerde yetişmesi gibi gibi bir takım sebepler ihtilafı doğuruyor. Burada Nas'ların bir kere yapısı, bir Nas'ların yapısı, dilsel yapısı var, her türlü dille ilgili yapıları. İkincisi Nas'ların hepsinin şey olmaması, e, katı olmaması yani bu da onunla ilişkili aslında. Yani Nas'ların form, formu itibariyle anlam bakımından, e, sabit olma bakımından hepsinin katı olmaması, zan içermesi e, bu da dolaylı olarak farklılaşmaya götürüyor. İkincisi sünnet. Sünnet malzemesinin tespiti, anlamlandırılması, kabul edilmesi. Bunlarda hep farklılaşmalar var. Bunlarda hep farklılaşmalar var. Kişilerin yetiştiği bölgede olabiliyor. Yetiştiği bölgeye sünnet yeti ulaşmamış olabiliyor. O sünneti duymamış olabiliyor veya duysa bile farklı yorumlayabiliyor. Yani bunların hepsi bir nevi kendi arasında, fukaha'nın kendi arasında ...tartışmasına, ihtilaf etmesine vesile oluyor. Üçüncüsü kaynak. Şimdi bakıyorsun İslam hukukçuların hemen hemen tamamı... ...hemen hemen demeyelim de tamamı... ...temel kaynak bakımından kitap ve sünneti görüyor. Kitap ve sünnette bir tartışma yok. Zaten Hz. Peygamber döneminde kitap var, sünnet var. Kaynak tartışması yok. Sahabe dönemine geliyoruz. Doğal olarak sahabe döneminde de bir kaynak tartışması olmaz. Kitap, sünnet bitti. Ardından iştahat. Kaynak tartışması daha sonraki dönemlerde oluyor... Bunları çok aşırı derecede detaylandırmadık biz. Daha detaylı oldu zaman yani Hazreti Peygamber döneminde kaynak tartışması olur mu? Olmaz. Kitap var Sünnet Zaten hepsi ona geliyor tabiri. Sahabe döneminde de olmuyor. Sahabe döneminde hiç kimseden şöyle bir şey bilmiyoruz. Ya Kur'an bağlayıcı mı değil mi? Sünnet bağlayıcı mı değil mi? Hayır zaten o şeyde yetiştiğinden dolayı otomatikman kitap ve sünnetin zaten bağlayıcı olduğu, uyulması gerekli olduğu sahabenin hepsi tarafından kabul edilen bir şey kaynak tartışması yok. Sadece iştahat, iştahat farklılıkları var. Kaynaklarda olan ta, olabilecek bir tartışma sahabeden sonraki nesilde oluşuyor. Sahabeden sonraki nesilde bir takım olgularla yani bunlar itikadi farklılıklar olabiliyor, siyasi farklılıklar olabiliyor. Bir takım olgularla kaynak tartışması gündeme geliyor. Mesela gene Kur'an'da bir tartışma yok. Kur'an herkese göre hüccet ama bir takım belli gruplar var. Ya bu Kur'an elimizdeki Kur'an o Kur'an mı acaba? Yoksa teorik olarak Kur'an gene hüccet ama Şia yani bu vahiy tamam da acaba bu vahiy tamamen bunlar koruyabildi mi acaba? Gibi tabir yerindeyse Kur'an'ı bir nevi tartışmaya açıyor ama bu da e, kendi aralarında olan bir şey. Yani dışarıya böyle özgürce söyleyebilecekleri bir olgu değil. Yani Kur'an konusunda bir tartışma yok ama sünnet konusunda bir tartışma gündeme geliyor. Yani şunu söyleyeyim sünnet hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Tarzında bir olgu olmuyor. Bu günümüzde modern dönemde karşılaştığımız bir olgu. O dönemde yani tabi'in döneminde de yani sahabe neslinden sonraki dönemlerde de sünnet bağlayıcılık noktasına tartışmaya açılmış ama sünnetin bir kısmı sadece yani sünnet e, tabi yani zatı itibarıyla ifade ettiği Hazreti Peygamber'in sözleri olması bakımından yani Hazreti Peygamber'in kendi fiilleri, davranışları olması bakımından bağlayıcı olduğunu herkes kabul ediyor. Ama işte sünnetin ulaşması, işte haberi vahitlerin durumları gibi olgular bir nevi kaynak tartışmasını sünnet özelinde getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Daha sonraki durumlarda işte artık e, oluşan belli belli kaynaklar var, belli deliller var. Bu delillerin tartışması neticesinde de İslam hukukçuları arasında bir tartışma oluyor. Mesela icma, mesela kıyas, mesela istihsan, mesela örf, işte atıyorum mesela sahabe kavli. Bunların her birinde belli tartışmalar var. Bağlayıcı mı değil mi noktasında, hüccet mi değil mi noktasında bunlar fıkıha da yansıyor. Bunun yanında bahsettik zaten İslam, hem fıkıhçıların, efendime söyleyeyim sahabe döneminden gelinceye kadar işte mezhep, yani hemen hemen işte mezhep merkezli ve mezhep merkezi mezhep merkezi ve mezhep merkezi dönemden sonraki döneme gelinceye kadar yani müştehitlerin hemen hemen tamamının farklı bir şeyi var. Anlayış, kapasite, kabiliyet farklılıkları var. Bunlar da bir nevi şeye farklılaşmaya yol açıyor. Hazreti Ömer'in kabiliyeti ile Hazreti Ömer'in şey Hazreti e, şey Ebu Hureyre'nin kabiliyeti aynı değil ki. İşte Hazreti Ali'nin kabiliyetiyle atıyorum başka bir sahabenin kabiliyeti aynı değil ki. Yani Ebu Hanife'nin durumu, vaziyeti, kabiliyetiyle ev aynı değil ki. Anlayış farklılıkları da bir nevi tartışma sebebiyet veriyor. Bulundukları dönem bir de. Bulundukları coğrafya. Bulundukları dönem ve coğrafyada bu tartışmanın bir nevi, ihtilaflaşmanın bir nevi sebeplerini oluşturuyor. Hicaz bölgesindesin. Bir farklılaşma olmamış. Hayat aynı devam ediyor. Ortaya çok fazla problemli rivayetler girmemiş. E zaten senin fıkığında 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak. Ama Irak coğrafyası böyle değil kardeşim. Irak coğrafyasında gece darpane gibi hadis basıyorlar. Böyle bir tabiri kullanıyorlar. Burası diyorlar darpane gibidir. Nasıl geceleri para basılıyorsa geceleri hadis basıyorlar burada. Bir sabah bir kalkıyorsun bir sürü hadis. Bunları duymadık. Haliyle senin hadisler konusunda bilhassa e, sünnet konusunda ayrı bir tavır geliştirmene sevk ediyor bu. E, bulunan coğrafyada böyle. Ve birçok tartışma var. İtikadi birçok fırka orada doğmuş. Farklı farklı düşünceler, farklı farklı olgular. Yeni Fethedilmiş bölgelerdeki insanların getirdiği problemler ve sorunlar bunlar hukuki olabilir, itikadi olabilir. İlk sen bunlarla karşılaşmışsın Irak coğrafyasında. Yani Kufe, Basra şehirleri merkezi olmak üzere e, otomatikman bunlara göre kendi fıkıh anlayışını geliştireceksin veya dönüştüreceksin. Bunlar bölgeler arasında bir nevi farklılaşmanın, ihtilaflaşmanın sebebi oluyor. Şimdi İslam hukuku ekolleri çeşitli şekilde sınıflandırıyorlar. Yani sünni ekoller ve sünni olmayan ekoller diye. Genel tabir bu yönde. İslam hukukunda oluşan ekoller sünni ekoller diyor. Yani ehli sünnetin içinde oluşmuş fıkıh ekolleri. Biz burada fıkıh ekollerinden bahsediyoruz. Çünkü konumuz İslam hukuku olduğundan dolayı itikadi ekollerden bahsetmiyoruz. Çünkü İslam düşünce geleneğinde farklı farklı ekolleşmeler var. Fıkıhta ekolleşmeler var. Hadiste ekolleşmeler var, kelamda ekolleşmeler var ve tasavvufta ekolleşmeler var. Yani İslam ve tefsirde de ekolleşmeler var. Yani İslami ilimlerinin her birinde bir ekolleşme var. Zaten ekolleşme olmaması düşünülemez. Her, bugün bizim bildiğimiz bugünkü bilimlerde bile ekolleşmeler var. Hukukta ekolleşmeler var, işte fizikte var, kimyada var. Bakıyorsunuz bugün he, her birinin kendine ait bir ekoli var. Belli bir grup var, onlar oluşmuşlar, bir ekol oluşturuyorlar. Böyle isimlendiriyorlar. <laughs> Haliyle her ilim dalının kendi içinde bir ekolleşme var. Biz burada İslam hukukunun yani fıkhın ekolleşmelerinden bahsedeceğiz. Ehli sünnet fıkıh mezhepleri, ekolleşmeleri ve ehli sünnet olmayanlar diye ayırıyorlar. Ehli sünnet yani sünni ekollerde ise kendi içinde devam eden ve kesintiye uğrayan diye ayırıyorlar. Devam edenler bildiğiniz gibi dört mezhep. Tamam. Devam etmeyenler de işte Evzai'nin mezhebi var. İşte Efendimiz Leysin mezhebi var. Taberi'nin mezhebi var efendime söyleyeyim. Yani o dönemde müçtehitlerin bu dört müçtehidin yani veya işte ilk de o müçtehitler döneminden bahsettik. O müçtehitler döneminde bir sürü müçtehit var. Haliyle onların bir kısmı devam etmiş, bir kısmı devam etmemiş. Devam etmeyenlerden de bahsedeceğiz. Burada şundan bahsedeyim evvela. Bir kere Hicaz e ekolü vardı, şey ekolü vardı, Irak ekolü vardı. Bunlar evvela bölgeseldi. Coğraf coğrafi olarak bu isimle anılıyorlardı. Çünkü Tabir yerine ifade biçimi olarak da zaten coğrafyaya nispet ediliyor. Sahabe ile birlikte başlıyor. Genel manada bir eğilimi ifade ediyor coğrafya özelinde. Sonraki dönemlerde bu bilimsel bir forma dönüşüyor. Yani nasları anlamlandırma ve yorumlama noktasında anlam faaliyeti bakımından teknik manada bir metodolojik farkı oluşturacak bir oluşuma evriliyor. Yani ne oluşu Ehli hadis ehlire ekol ekolü oluşuyor Daha sonraki dönemlerde bu geniş e, şemsiyenin içinde de şahıs merkezli olarak ne oluşuyor şahıs merkezli bir ekolleşmeler oluşuyor Evet işte şahıs merkezli ekolleşmeleri Biz mezhepleşme diyoruz bu mezhepleşme olgusu, o bulunan o mezheben mezhebin izafe edildiği şahısın döneminde gerçekleşmiyor çoğunlukla. Ondan sonraki dönemlerde gerçekleşiyor. Ebu Hanife'nin bir şeyi var, bir usulü var, bir içtihat manzumesi var, öğrencileri var. Ebu Hanife'nin vefat etmesinden sonra öğrencileriyle birlikte yani onların yani başta mezhebin daha doğrusu kurucuyu diyelim. O kurucu imamlar ve kurucu imamların öğrencileriyle birlikte Bugünkü bildiğimiz mezhep olgusuna dönüşüyor bu. Yani herhangi bir mezhep hangi şahsa izafe ediliyor ise bütün verileriyle birlikte o şahsın ürünü değil. Bunu bunu evvela söyleyelim. Mesela Şafii mezhebi. Bugünkü Şafii mezhebi bildiğimiz tamamen İmam Şafii'nin ürünü değil. Hanbeli mezhebi. İşte Maliki hepsi tamamen o o şahsın ürünü değil. Bu mezhepleşme olgusu gerçek manada efendime söyleyeyim ekolleşme manasında kurucu o imama nispet edilen o imamdan sonraki dönemlerde gerçekleşiyor. O imam evvela iştahat ediyor. Hayatın bütün alanları ile ilgili. Sonraki dönemlerde öğrencileri eğer kendi tedbin etmemişse öğrencileri onun fıkhını tedvin ediyorlar. Efendime söyleyeyim sonraki dönemlerde usulü meydana geliyor. Kendi usulünü koymamışsa yani zaman içinde bir çaba neticesinde o mezhebe artık uyulmaya başlıyor. Toplum içinde mezhebin diğer mezheplerle olan münakaşası oluyor, delillendirmesi oluyor, geriye dönük okuma biçimi oluyor gibi gibi faaliyetlerle birlikte bugünkü bildiğimiz manada bir mezhepleşme ve ekolleşme oluyor. Yoksa Ebu Hanife döneminde böyle ortalıkta hani Ebu Hanife'nin iştahatlarına göre amel eden insanlar yok. İnsanların genellikle amel dünyası belli. Yani hadisler, ayetler birini buluyor ona soruyor filan bu, bu çerçevede. Yani Ebu Hanife döneminden bir sokakta birisini tutsak getirsek sen hangi mezheptensin? Bu çok çok şey bir soru. Anakroik bir soru yani. Daha anlatabiliyor muyum? Yani haliyle insanların böyle amel ettiği hal düzeyinde amel ettiği bir kişi, bir, şah, bir şahıs yok. Sonraki dönemlerde gerçekleşiyor bu. Toplumsal bir gereksinimle birlikte bu mezhepleşme veya kolleşme kendini gösteriyor. Şimdi yaşayan sünni mezhepler birincisi Ebu Hanife'nin mezhebi. Ebu Hanife Kufe'de doğuyor. Ve nerede vefat ediyor? Bağdat'ta vefat ediyor. Kufe'de 80 yılında doğuyor. Bağdat'ta 150 yılında vefat ediyor. Şey bakımından, nesebi bakımından da bir, bir takım tartışmalar var. Onlara girmeyeceğim ama çoğunluğun görüşü Farisi olması yönünde. O coğrafyada yetişen bir e, alim. Haliyle ilk dönemlerde çok fazla şeyle ilgilenmiyor. E, fıkıhla ilgilenmiyor. Çoğunlukla kelamla filan ilgileniyor. E, i̇lk dönemlerde, hayatın ilk dönemlerinde. Tabi bu bu imamların yetişme bakımından bugün bile tam manasıyla bilemiyoruz. Bunlar nasıl yetişiyorlar? Yani fıkıhta bile şimdi biraz sonra göreceğiz. Hocası Hammad bin Ebi Süleyman. Onun yanında yaklaşık işte 10 küsür kaç yani yaklaşık 20 seneye yakın onun yanında öğrencilik yapıyor. Bu 20 sene zarfında bunlar nasıl yetişiyorlar? Ne okuyorlar? Kitap ve sünneti nasıl öğreniyorlar? Anlamlandırmaya ve işte hat kabiliyetini nasıl ediniyorlar bunları çok fazla bugün bilmiyoruz yani elimizde çok aç, bununla ilgili çok bugün bir veri yok açıkçası He, belli bir takım yapılan araştırmalar var ama çok berrak bir şekilde ışık tutmuyor bize ne şekilde öğrendiklerini tam manasıyla bilmiyoruz biraz böyle şey var aktarılan bir bilgi var Seliy katen geliyor onlara dili biliyorlar bir şekilde Kur'anı biliyorlar aşama aşama artık herhalde kitap ve sünneti beraber konuşarak yorumlayarak ihtimaller Bunlar üzerinden bir şey yapıyorlar. Fıkıh eğitimi alıyorlar. Bir bugünkü bildiğimiz manada ortada bir fıkıh metni. Baştan sona onu öğrensinler. Bir usul metni. Böyle bir şey yok. Yani o dönemin yetişme tarzını bugün çok iyi bilmiyoruz. Ebu Hanife başta kelamla iştigal ediyor. Hatta kelami tartışmalara giriyor. Bu sebepten dolayı Basra'ya bir takım ziyaretleri var. Daha sonra kelamı bırakıyor. Kendi ifadesiyle pek böyle bir şey göremiyor bunda. Pek bir pek bir fayda göremiyor şöyle bir şey aktarırlar. Menakıb, e, menakıb işte biz bu dönemin ol, olgularını biraz menakıb eserlerinden görmeye çalışıyoruz. Dedim ya bu dönemin faaliyeti hakkında çok bir bilgimiz yok. Bilgi edinebilirsek bile menakıb eserleri var. İlk dönemlerde yazılmış yani ilk döneme yakın dönemlerde yazılmış menakıb eserleri var. Onlardan bir takım bilgiler ediniyoruz. Ebu Hanife diyor ki, Ebu Hanife'ye bir şey soruyorlar o dönemde. Ee, şeyle ilgili, ne onun adı? Talakla ilgili mi yoksa nikahla ilgili mi tam hatırlayamıyorum. Zannedersem talakla ilgili galiba. Ya bu Hanife şey yapamıyor. Cevap veremiyor. O kelamla iştikal ettiği dönemlerde. Sonra diyor ya şurada diyor bir hammat isminde birisi var. O diyor büyük bir ihtimal bilir bunu. Onlar diyor fıkıhla uğraşıyorlar. Sonra diyor o cevabı diyor aldıktan sonra gel bana diyor söyle diyor yani ne cevabı diye. Sonra bakıyor ki ulan diyor biz diyor böyle işte şunlarla falan uğraşıyoruz kelami meselelerle. En temel bir amelle ilgili bir konuyu bilmiyoruz. Sonra bırakıyor. Yani bunun tabir yerindeyse açıkçası kendi e, hem dünyevi hem de uhrevi hayatına çok faydası olmadığını herhalde düşünüyor. Sonra fıkıha eğiliyor ve o dönemin zaten merkez şahsiyeti olan Hammad bin Ebi Süleyman'ın halakasına devam ediyor ve onun en gözde talebesi oluyor. Şimdi Ebu Hanife haliyle bu kelam iştigal etmesi ona biraz analitik bir anlayış da kazandırıyor. Dolayısıyla bunu fıkıh anlayışına da yansıtıyor. Kelami meselelerle o akli olgularla çok fazla iştigal etmesi e, bunu bu, kesinlikle fıkıh anlayışına ve daha sonraki dönemlerde oluşacak oluşacak o mezhep eee faktörüne de bunun etkisi oluyor. Ebu Abi Ebu Hanife demek ki e, Kufe bölgesinde yetişmiş olan bir şey var, bir silsile var, bir akım var. O akımın en zirve şahsiyeti. Haliyle o gelen akımı sistemleşiyor, sistemleştiriyor, derliyor, toparlıyor ve şey bir hale, dört başı mamur bir hale dönüştürüyor Ebu Hanife. O ne? Oraya Hazreti Ömer döneminde İbni Mesud gönderilmiş. İbni Mesud da sahabe içinde en önemli şahsiyetlerden bir tanesi fıkıh konusunda. Oraya gönderilmiş İbni Mesud'un gayretiyle birlikte bir Orada bir şey olmuş, e, ilim, ilim faaliyeti geliştirilmiş. Sahabe belli bölgelere gönderildiğinde iki türlü vazifesi oluyor sahabenin. Birincisi halka dini öğretiyor. Tamam halk, alt ne bizim bildiğimiz halk işte. Onlara camide, cemaatte namaz, oruç halka dini öğretiliyor ilmihal hal düzeyinde. İkinci vazifesi ise bunların normalde işi gücü yani profesyonel manada bu halkın işi İslami ilimlerle uğraşmak değil. Sahabe döneminde bile İslam ilimlerle uğraşmak bugünkü bildiğimiz manada profesyonel düzeyde olmuyor. Yani tabiriyle neyse hayatının bütün mesaisini bunu harcama düzeyinde olmuyor. Yani sahabenin en temel vazifesi fütuhatlar. Ama ilimle iştigal eden Allah Resulü'nün e, ocağında ilimle iştigal eden bunu temel görevi olarak gören bir takım sahabeler var. İşte ehl, mesela suf ve ehli bunlardan bir takım önde gelen sahabeler de böyle. Ama birincil vazifesi bu değil. Sahabe belli bir yere gittiğinde iki, iki, temel vazifesi oluyor dedik. Birinci vazifesi halka dini öğretiyor. Kitap sünnet özelinde. İkinci vazifesi ise sonraki dönemlerde bu e, bilimsel faaliyeti yani ilmi faaliyeti aktaracak tabir yerinde ise müçtehit yetiştirmek, ilim adamı yetiştirmek. Bu faaliyetle birlikte artık profesyonel manada tabir yerinde ise işi gücü bu oluyor artık bu insanların. Tamam bunların geçimi meçimi ya bunlar geçimini farklı şeylerden kazanmıyorlar. Bunlar sabahtan akşama kadar o sahabenin önde gelen şahsiyetin yanında ne ne öğreniyorlar? İslami ilimleri öğreniyorlar. O dönemde zaten kompakt yapıda böyle al, ayrılmamış. Daha sonraki dönemlerde ayrılıyorlar. Yani ilmi öğreniyorlar, Fıkhı öğreniyorlar, dini öğreniyorlar. Sahabenin ikinci en önemli ikinci vazifesi bu. Bulunduğu bölgede şeyi yetiştiriyor. İlim ehli yetiştiriyor. Haliyle bu ilim ehli sonraki dönemlerde oluşabilecek, her türlü problemi çözebilecek bir yapıya dönüşüyor. İlim adamı yetiştiriyor. Sahabenin en temel vasıfı bu. Haliyle profesyonel manada İslami ilimlerle uğraşma denen olgu bu dönemde baş gösteriyor. Bu sahabenin ikinci vazifesi, ikinci vazifesiyle baş gösteriyor ve artık ortada birçok ilim ehli doğuyor. Profesyonel manada bunlar bu işle uğraşıyorlar. Artık başka işleri yok. Her ne kadar bir takım ticari işleri olsa bile, hayatlarını geçimdirecek olsa bile bu kız şey yani o, o düzeyde. Yoksa bunların en temel vazifesi e, İslami ilimlerle uğraşmak. Bakıyoruz biz o dönemle ilgili verilere bakıyoruz. Yetişmiş bir çocuk var annesi getirip sahabenin yanına bırakıyor. Bu yetişsin alim olsun diye. Konu ne burada? İlim ehli olsun diye. Artık ortaya bir olgu çıkıyor, bir vasıf çıkıyor. İlim ehli olma vasfı çıkıyor. Haliyle insanlar çocuklarını sadece e, bu konuda yetişsinler diye gelip bırakıyorlar. Bunların o, bunların temel vazifesine ilim ehli olması, e, yetişmesi, müştehit olması, alim olması. Haliyle İbn Mesud döneminde böyle bir akı, yani şey sahabe döneminde böyle bir akım başlıyor belli şehirlerde. Bunlarda yetişmiş tabiin nesli var. İşte efendime söyleyeyim Ebu Hanife'nin o bulunduğu şeyde silsilede Alkame Esvet İbrahim el-Nahi bin Ebi Süleyman ve Ebu Hanife'ye kadar gelen bir silsile var. Haliyle bir akım var. İbn Mesud'dan gelen bir akım var. Bu akım her ne kadar İbn Mesud'un anlam yani anlamlandırma, yorum kendini kendi nik attığı birçok bir özellikle birlikte zaman içinde sürekli akıp geliyor. İbrahim'in bu, bu bu silsile içinde önemli belli şahsiyetler var. Onların katkıları oluyor. Tabir yerindeyse o bölgenin bir o bulunan o coğrafyanın bir nevi akımı oluyor bu. Yani İbn Mesud'un bulunduğu bölgede İbrahim en geliştirdiği, kendi kabiliyetini kattığı ve Ebu Hanife ile birlikte zirveye ulaşan bir akım bu artık. Anlatabiliyor muyum? Ebu Hanife buna son rengini, son halini, son sistemleştirmesini sağlıyor. Hatta daha da düzenliyor. Yani bu Ebu Hanife'nin anlayışı ile İbn Mesud'un anlayışı aynı değil tamamen. Ebu Hanife'nin anlayışıyla İbrahim Ennehai'nin anlayışı yüzde yüz aynı değil. Her ne kadar fetva düzeyinde, iştihat düzeyinde çok benzer olsa bile tamamen usul bakımından aynı olduğunu söyleyemeyiz. Ebu Hanife kendi kabiliyetiyle birlikte, kendi anlayışıyla birlikte, kendi kolektif hukuk anlayışıyla birlikte bunu zirveye oluşturuyor. Demek ki bu akımlar her bir bizim müştehitte göreceğimiz müştehitte bir akım olgusu var. Yani bir nevi kendilerini dayandırdıkları bir yer var. Oradan alıyorlar bu şeyi. Ebu Hanife Hanefi mezhebini, Hanefi okulunu kendi tesis ettiği o medreseyi bir kere Hammad bin Ebu Süleyman vefat etmiş. Halakanın başına o geçmiş. Geçince Hammad'ın bir nevi ders takip metodu var. Ders işleyiş metodu var. İbrahim Ennehay'ın ders işleyiş metodu var. Bu metodu değiştiriyor kısmen. Aynı şeyi takip etmiyor. Kolektif şöyle. Bir kere diyalektik yapıyor dersi. Belli öğrencileri yetiştiriyor. Yani üst bir seviye hatta iştihat seviyesini çıkartıyor öğrencilerini. Ebu Yusuf, İmam Muhammed, işte Züfer, efendim bir sürü öğrenci diyorlar ki işte böyle sayısını da veriyorlar menakıp eserlerinde. Atıyorum 15-20 tane öğrencisi var. İştihat seviyesine ermiş. Haliyle meseleleri bunlarla tartışıyor. Diğerlerinden Diyalektik. Farklı diğerlerinden farklı olarak. Fıkıh mesele sabahtan akşama kadar ne diyeyim artık sabahtan öğleye kadar bunlarla tartışıyor. Öğleden sonra başka işlerle uğraşıyor. Sonra yazdırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Ebu Hanife'nin Fıkıh şeyi okulu, fıkıh e, şi, e, tedrisi biraz diğerlerinden farklı. Diğerleri normalde oturuyor büyük bir ihtimal. Emali kültürü var. Konuşuyorlar, öğrencileri yazıyor. Ebu Hanife öncesinde çok yazma olayı da yok. Ebu Hanife ile birlikte başlıyor. Zaten fıkıh tedbini ilk orada başlıyor. Yani e, haliyle öğrenci hocası demek ki anlatıyor. Öğrenciler de dinliyor. Soru soruyorlar tabii ama tartışmaya girmiyorlar. Ebu Hanife'de tartışmaya giriyorlar. Yani Ebu Hanife'de öğrencileri tartışıyor. Biz böyle düşünüyoruz. Sen nasıl? Onun cevapları, onun cevapları, onun delilleri, ona getirilen eleştiriler. Dolayısıyla öğrencilerin fıkıh melekesini çok geliştiriyor bu yöntem. Şunu tekrardan söyleyeyim. Ebu Hanife her ne kadar İbni Mesud'dan gelen o silsile, o damar, o anlayışın ürünü olsa bile Ebu Hanife buraya çok fazla şey katıyor. Yani tabir yerindeyse o bölgenin, o Kufe bölgesinin anlayışını Aşırı derecede yani üst düzeyde sistemleştiriyor. Kendi birçok özelliğini oraya katıyor. Dolayısıyla artık bu en e, tap seviyesine çıkıyor Ebu Hanife ile birlikte. Ebu Hanife'nin iştahatta takip ettiği yöntem, metot kendisinden rivayet edilen şeylerde biliyoruz ki kitap, sünnet, efendimiz buraları hızlı geçelim çok fazla şey e, kaldık. Çünkü diğer mezheplere de fakir gerçi Hanefilerde biraz yoğun olalım diğer mezhepler e, kısmen. Ebu Hanife'den rivayet edilen şeylerde biliyoruz ki Ebu Hanife şey bakımına iştahat ederken izlediği, takip ettiği metot genellikle şu. Bir mesele geldiğinde kitaba bakıyor. Kitapta bulamazsa sünnete bakıyor. Efendime söyleyeyim sünnette de bulamaz ise bu sefer diyor ki ben diyor giderim. Sahabeye giderim. Sahabenin eğer ittifakı varsa alırım. Eğer sahabenin ittifakı yok, o konuda ihtilafı varsa sahabeden dışarı çıkmam. Dolayısıyla görüyoruz ki Ebu Hanife'de Kitap ve sünnet bağlayıcı. Zaten bir tartışma yok dedik modern döneme kadar bir tartışma yok. Sadece sünnette kısmi tartışmalar var. Sahabe. Demek ki Ebu Hanife sahabe kavlini bağlayıcı görüyor. Hüccet görüyor. Sahabe kavlini ardını diyor. Ama sahabe kavlinde de bulamaz ise, iş tabiine gelirse, gelir ise onlar nasıl adam iştahat etmişlerse ben de adamım ben de iştahat ederim diyor. Demek ki tabi'in neslinin iştahatlarını Ebu Hanife şey görmüyor. bağlayıcı görmüyor. Tamam bundan sonra gelen iştahat zaten normal manada iştahat ediyor. Ebu Hanife'nin iştahatları da kıyas, e, istihsan tarzında genellikle kıyas ve istihsan özelinde e, oturuyor. Bunun haricinde iştahat ederken nelerle, nelere dayandığını, işte neleri baz aldığını çok net bilmiyoruz. Hanefi usulünde zaman içinde oluşan deliller var işte. Efendim örf olabilir çok çok daha sonraları işte istihsan dediğimiz bir olgu oluyor ki Hanefi mezhebinde var dedik. İşte efendime söyleyeyim işte maslahat Seddi zerre falan bunlar sonraki dönemlerde gündeme gündeme gelen konular kurucu imamlar döneminde iştihat faaliyetini genellikle bunlarla ne yapıyoruz sınırlandırıyoruz kitap sünnet icma sahabe kavli kıyas ve istihsan kıyas ve istihsan, ebu Hanife'de kıyas ve istihsanı çok görüyoruz olay bu yani ortada eğer binası yoksa kıyas etmeye çalışıyor eğer kıyas genel manada genel manada şeriatın ruhundan uzaklaştıracak bir duruma dönüşüyor ise istihsan yapıyor İstihsan da şu ortada bir kıyas oluyor, bir külli kaide oluyor. Bu külli kaideye uyduğun zaman senin seni şeriatın genel ilkelerinden, genel ilkelerinden ne bileyim şeriatın ruhundan uzaklaştırabiliyor. Bu durumda kıyası bırakıyorsun, delil sebebiyle başka bir yana gidiyorsun. İşte buna istihsan dönüyor. Ebu Hanife istihsanı da çok kullanıyor. Ebu Hanife'nin dile getirdiği bu istihzan Şafi ile birlikte çok tartışmaya açılıyor. Genel, genelin söylediği Ebu Hanife'nin bu takip ettiği şey aslında anlaşılamadığından dolayı bir kısım tarafından tartışılmış. Demek ki Ebu Hanife'nin deliller noktasında, Ebu Hanife'nin deliller noktasında izlediği, takip ettiği metot belli. Burada ön, önümüze çıkan birincisi sahabe kavlini hüccet görmesi, ikincisi sahabeden sonraki neslin görüşlerine, iştahatlarını bağlayıcı olarak ele almaması, bunun yanında istihzana çokça atıf yapması. Kıyas ve istihzana çokça atıf yapması. Bu sebeple zaten, kıyas ve istihsana çokça atıf yaptığından, çokça kullandığından dolayı ehli yani rey ekolü olmasını hakkıyla yerine getiriyor. Yani rey ehli reye bir nevi ene yani en temel vasfı Ebu Hanife'nin bulunduğu medrese kazandırıyor ise kazandırıyor ise diyebilirsek yani ehli olma özelliğini Ebu Hanife'de biz tam manasıyla görebiliyoruz. Çünkü aşırı de, yani çokça kıyas ve istihsanla hükme bağlıyor konuyu. Hatta şunu da söyleyelim. Ebu Hanife'nin er ne kadar işte kitapta bulamazsam sünnete, sünnette bulamazsam sahabeye de derken sünnet noktasına böyle genel manada atıf yaptığını görsek bile Ebu Hanife'nin sünnet anlayışı da biraz önce dersin başında ifade ettiğim gibi belli esaslar ve belli kaideler üzerine mebni. Yani Ebu Hanife'nin sünnet anlayışıyla İmam Şafii'nin sünnet anlayışı aynı değil. İmam Mali'nin sünnet anlayışı aynı değil. Ebu Hanife'nin sünnet anlayışı biraz daha farklı. Yani Ebu Hanife'de en temel olgu şu. Bulunduğu coğrafyada kardeşim iş karışık. Bir kere o bölgenin rivayetleri var. O bölgenin fıkıhı var. O bölgenin rivayetleri var. Halil o bölgede bir de karışık bir coğrafya. Herkes bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla sünnet konusunda sadece senet noktasında getirdiğin bir takım şartlarla yetinemezsin metin noktasında da bir takım şartlar getirmen lazım. Yani sünneti anlamlandırırken, sünneti kabul ederken ekstra diğerlerinin koymadığı bir şartlar getirebiliyor Ebu Hanife. Ayrıldığı nokta orası. Ebu Hanife biz biliyoruz ki haberi vahitler üzerinde genellikle zaten problem. Haberi vahitleri kabul ederken ekstra şartları var. Her ne kadar bunlar Ebu Hanife'nin mi yoksa sonraki dönemde e, oluşturulmuş usul kaidelerinin mi bunda bir tartışma olsa bile bir kısmının Ebu Hanife tarafından dile getirildiğini biliyoruz. Mesela kardeşim herhangi bir rivayet kendisinden daha kuvvetli olan Kur'an'a mesela muhalefet etmemeli. Ebu Hanife'nin bir ilkesi. Fakih olan ravinin, fakih olan ravinin diğerlerine rivayetini ne yapıyor Ebu Hanife? Önceliyor. Genel külli kaideler varsa ortada, kitaptan veya sünnetten çıkartılmış genel külli kaideler varsa bu genel külli kaidelere yani tırnak içinde kıyasa muhalif olmamasını önemsiyor eğer kıyasla ve genel külli kaidelerle bir muhalefet varsa haberi vahidi ne yapıyor? Tevil ediyor. Ebu Hanife bu şekilde anlamlandırıyor sünneti. Dolayısıyla gene, biraz önce söylediğimiz kitap sünnet deyince hemen sünnet bütün nerede rivayet varsa bunu alıyor şeklinde anlamamak lazım. Buhari'yi veya Müslim'i açalım. Orada bir sürü hadis göreceğiz ki biz Hanefi mezhebiyle şey şey halinde, tearuz halinde Hanefiler öyle amel etmiyor. Atıyorum en basinden işte rüküye giderken, rüküden kalkarken namazda ellerin kaldırılması. Şimdi bakıyorsun normal sahih bir hadis. Ama ne Hanefiler amel etmemiş. Yani şunu demeye getiriyorum. Ebu Hanife bulunduğu bölgede, bulunduğu coğrafyada bir takım problemler var. Bu problemleri, sünnet özelindeki bu problemlerin ekstra şartlar getire, getirerek emniyetini ve güvenilirliğini sağlamayı hedefliyor. Haliyle Ebu Hanife biraz Ebu Hanife'ye yüklenilmesi daha sonraki dönemlerde sünnete uymuyor, reyi önceliyor, sünneti bırakıyor, kıyasa gidiyor, istihsana gidiyor tarzında ithamların biraz arka planındaki durum da bu. Ebu Hanife'nin sünnetle biraz arasının şey olması. Açık olması. Öyle bir şey var. Öyle bir ne diyeyim dışarıdan bakıldığında öyle bir tablo var. Ebu Hanife baktığın zaman kardeşim bu kafasına göre alıyor kafasına göre bırakıyor tarzında bir tablo var ama öyle değil. Ebu Hanife kendi içinde bir sistemi var. O sünneti o sistem içinde anlamlandırmayı hedefliyor. Öyle yaparsak Kur'an ve sünnetin bütünlüğü sağlanacak diyor sünnetin kendi içindeki bütünlüğü de böyle sağlanacak diyor. Ebu Hanife'nin şeyi bu. Hedefi bu sünnet özelinde. Bunun haricindeki zaten şeyler çok değil. Yani kıyas ve istihzanı. İstihzanı dışarıda bırakırsak kıyası çoğu insan kabul ediyor. Ama nerelerde kıyas yapılır, nerelerde yapılmaz, nerelerde illetlendirme yapılır. Bunlarda tabii tartışmalar, farklılıklar var. Ebu Hanife'nin rivayet edilen şeylerde, cümlelerde, ifadelerde açık açık icmayı göremiyoruz ama sahabenin ittifakından bahsediyor. Ortada sahabe kavlini hüccet gören bir adam sahabenin ittifak ettiği bir şeyi evleviyetle hüccet görür. Ha, yani icmai de bir nevi görmüş olması gerekir. Yani Ebu Hanife diyor ki sahabe bir konuda ihtilaf ettiğinde onların dışına çıkmam. Ya sahabe ihtilaf ettiğinde dışarıya çıkmıyor ise ittifak ettiğinde onu alması zaten evleviyetle olan bir şey. İcma denen bir olgu sonraki dönemlerde teorizeye teorik bir hale kavuşuyor. İslam Toplumunda İslam düşünce geleneğinde ilk dönemde böyle bariz ifadesel olarak icma göremiyoruz. Yani icma denen bir olgu usulü fıkırla birlikte sonraki dönemlerde yani Şafii'nin dilinde mesela icma tabiri var. Yani icma tabirini Ebu Hanife'nin dilinde kes... biliyorlar tabi icma ittifak bunun uyulması gerektiğini bağlayıcı olduğunu biliyorlar ama ifadesel olarak icma işte kitaba bakarım sonra sünnete bakarım sonra icmaya bakarım böyle bir ifade biçimi yok. Anlatabiliyor mu? Bu icma denen bir olgu sonraki dönemde oluşuyor. Sonraki dönemde teorik hali sistemleştiriliyor icmanın. Ama sahabenin ittifakından bahsediyor. Sahabenin it yani sahabenin ihtilafından bahsediyor. Sahabenin gittiği yola uyması gerektiğinden bahsediyor. Haliyle zaten bu bir nevi, bir ne bir ne icmanın kendisi. Usulü fıkıhtaki bazı olgular, bazı kaynaklar zaman içinde oluş oluşumunu sağlamış. Mesela kitap sünnet, değil mi? Sünnet kaynak Kit, e, e, kitap kaynak, sünnet kaynak. Sünnet kaynak ama sünnet içindeki tartışmalar, detaylandırmalar, anlamlandırmalar. Sonraki dönemlerde e, şey olmuş. E, sonraki dönemlerde daha düzgün hale dönüşmüş, daha tutarlı hale dönüşmüş. İcma daha hakeza böyle. Şimdi sahabe icma ne dedik? Sahabenin o e, Hz. Ömer, Ömer döneminde verdikleri ortak karar dedi, değil mi? Her ne kadar bu usulü fıkıhta ifade edilmiş icma ile aynı mıdır değil midir bunların tartışmasından bahsettik. Yani şura neticesinde o verdikleri ortak karardır dedik değil mi icmaya? Bunlar sonraki dönemde sahabe icma diye telakki edilmiş ve daha sonraki dönemlerde bu icma anlayışı, icma teorisi gelişmeye başlamış. İlk dönemde böyle bir gelişim yok. İcmanın tanımı oluşturulmuş. Haliyle neler icma, neler icma değil. Efendime söyleyeyim. Yani icmayı neler nakzeder? e icma olabilmesi için ne, hangi şartlar gerekli gibi olgular zaman içinde oluşmuş. Yani Ebu Hanife'yi bulsak, sorsak, icma nedir? İcma nasıl oluşur? Senin bildiğin icmalar var mıdır desek ne cevap vereceğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Sadece şunu söyler sahabe belli konuda ittifak etmiştir. Bu ittifaka uyulması lazım. Bu icma anlayışı bu kadar. Anlatabiliyor muyum? Zaten sahabeden sonraki tabi'in nesinde eğer icma olabilecek ise zaten Ebu Hanife'nin de olması lazım. Yani ittifakı biliyorlar. İttifakın bağlayıcı olduğunu biliyorlardır muhakkak. Çünkü kısmen belli hadisler var. La teştemin ümmeti ala dalal ümmetim dalalet üzere içtima, icma, icma işi, birleşmez, ittifak etmez. Demek ki ümmet, ümmetten burada kasıt müştehitler. Müştehitler bir konuda birleştiğinde bunun bağlayıcı olduğunu telakki ediyorlar. Muhakkak biliyorlardır. Ama bu olgunun e, gelişmesi, sistemleşmesi, efendime söyleyeyim, diğer delillerle ilişkisi, kendi içindeki tartışmalar sonraki dönemlerde oluşuyor. Sadece şunu söyleyeyim, olayı bitireyim. E, İmam Şafii, risalede geçiyorum, bilmiyorum ama icmaya diyor delil olabilecek Kur'an'dan icmaya diyor. Çünkü icma sonraki dönemlerde tartışılıyor. Şafii ne zaman doğuyor? Embanif'e vefat ettiğinde doğuyor. Risaleyi de hayatının son, hayatını son sonlarına doğru yazıyor diyelim haliyle bakıldığı zaman zaman içinde artık bunlar daha belirgin hale geliyor. Ebu Hanife'nin döneminde bu tarz usulî olgular, usulî kavramlar, usulle ilgili bir eserin yazılmasına ihtiyaç yok. Zaten seli katan iştahat ediyorsun. Tabiat olarak iştihad ediyorsun. Bir usulün var ama bunun gündeme getirilmesi o dönemde ihtiyaç olgusu değil. İhtiyaç olgusu fıkhın konuşulması, furu fıkhın konuşulması. Sonraki dönemlerde usulle ilgili mevzuların konuşulması ihtiyaç haline geliyor. İmam Şafii diyor ben icmanın diyor Kur'an'dan delilini bir ay mı, iki ay mı diyor düşündüm diyor, öyle buldum diyor. E şimdi deme icma bu kadar böyle belirgin bir şey olsa, herkesin böyle atıf yaptığı bir şey. Niye düşünsün İmam Şafii? Anlatabiliyor muyum? Demek ki ortada zaman içinde oluşan bir icma teorisi var. Anlatabiliyor muyum? Bu icma teorisiyle birlikte artık Kur'an'dan icmaya delil buluyorsun. Sünnetten buluyorsun. Tanımını yapıyorsun. Neler icma, neler icma değil. Bunlara bakıyorsun. Şafii diyor ki ben bir, bir, bir sürü icma naklediyorlar diyor. Aslında diyor bunlar icma değil diyor. Ben diyor o konuda diyor farklı düşünenleri biliyorum diyor. Yani icma denen bir algı zaman içinde gelişiyor. Şunu da söyleyeyim. E, Nazzam'la birlikte Nazzam'ın icmaya getirdiği belli eleştiriler var. Bu eleştiriler neticesinde icma teorisi kendini daha da derleme ihtiyacı hissediyor. Ee, şimdi o konuya zamanı gelince gireriz. Ebu Hanife bulunduğu mecliste en önemli faaliyetlerden bir tanesi olgu. Dedi ki kendine ait bir şeyi var, usulü var, kendine ait bir anlayışı var. Yaptığı en temel gö görevlerden bir tanesi e öğrencileriyle yeni bir e eğitim metodu geliştiriyor. Yani öğrencilerin belli, belli, öğrencilerini iştihat seviyesine erişecek şekilde onlara meleke kazandırıyor. Meseleleri onlarla tartışıyor. Meseleleri herhangi bir meseleyi onlarla tartışıyor. Ve bu tartışma neticesinde onlarda fıkhi meleke oluşuyor. Ve yaptığı diğer bir en önemli faaliyet bunları yazıya geçiriyor. Diğerlerinde biz bunu göremiyoruz. Yani İmam Malik kendi yazıyor. Hadis eseri var onlardan bazı İmam Şafii kendi yazıyor. Ama Ebu Hanife ilk haliyle fıkıhı, e, furu fıkıhı tedvin ediyor. Bulunduğu mezde tedvin ediyor. Bunlara işte ruznamçe diyorlar günlükler, fıkıh günlükleri. Daha sonra İmam Malik bu fıkıh günlüklerinden, şey İmam Malik diyorum, İmam e, Muhammed bu fıkıh günlüklerinden sonraki dönemde Hanefi mezhebinin furu fıkhını tedvin ediyor. Yani Ebu Hanife'nin en önemli vasıflarından bir tanesi de o bulunduğu halakada, bulunduğu okulda, ekolde neyse artık bu birikimi yazıya geçiriyor. Yaz, yaz e, e, tedvin ettiriyor. Ebu Hanife. Ebu Hanife kendisi. Onlar ulaşmıyor, Onlar ulaşmıyor bize. O, o bir, Yani Ebu Hanife'nin kendi yazdırdıkları o ruznamçelerden bize ulaşan şeyler yok. Ebu Hanife'den rivayet edilen bir takım şeyler var. Kelami eserler var. Yani Ebu Hanife'den e, fıkıhla ilgili yazdığı bir eser elimize olay veya yazdığı da bilinmiyor zaten fıkıhla ilgili bir eser elimize ulaşmıyor ama itikadi bir takım eserler ona nispet ediliyor. Onlar günümüze ulaşıyor. El-Fukul Ekber, işte Alim ve mutaallim, El-Fukul Ebsat, işte ne onun El-Vasiyye tarzında bir takım eserler var. Kelami eserler. Bunların bir kısmı nasihat, bir, takım, bir kısmı da kelami eserler. Bunlar <laughs> günümüze ulaşıyor. Tabi günümüze ulaşan bu eserler hakkında bazı tartışmalar var. Yani Ebu Hanife'ye aidiyeti noktasında ama genel tavır Ebu Hanife'ye ait olduğu noktasında. her zaman içinde bunlara bir kısmı eklemeler olmuş mudur olmamış mıdır? Bunlar hakkında bir takım görüşler var. E, Diya maddelerine bakmanızı tavsiye ederim. Yani bunlar tam manasıyla Ebu Hanife'nin yazdırdığı şekliyle mi bize ulaşmış? Bunlarda bir takım şeyler var. Ne denir ona? E, fihi mehfihler var yani. Fihi nazarlar var. E, çünkü bunlar zaman içinde belli belli tertip de tertibe de uğruyor bunlar. Ebu Hanife bu kitabı nakleden kendi tertibiyle naklediyor. Zaman içinde bazı eklemeler olabiliyor deniyor. <laughs> bunlar o e, kelamın alanı. Ebu Hanife'nin demek ki en temel diğer bir görevi ne? E, bulunduğu mecliste fıkıhı yazdırıyor. Öncesinde yazılan hep zaten sünnet özelinde bir fıkıh anlayışı var. İnsanlar kitabun nikah, kitabul bey, kitabul bey diyor kitabul cihat. İşte efendim kitabul ne diyor kitabı talak tarzında rivayetleri topladıkları bir şey var fıkıh külliyatı var yani fıkıh eseri diyelim artık rivayetler özelinde Ebu Hanife rivayetler özelinde değil Ebu Hanife olaylar üzerinden fıkıh yazdırıyor. Hatta İmam Muhammed'in bugün kitabül aslına bakarsak bir adamı şöyle gördüğünde şöyle yapıyorken gördüğünde ne dersin? Tarzında olaylar üzerinden fıkıh konuşmaya başlıyor. Rivayetler üzerinden değil. Erâeyte râcülen yef'alu keza İşte mesela bir adam görsen şöyle diyor. İşte bir adam görsen şöyle yapıyor. Ne dersin? Tarzında olaylar üzerinden fıkhı konuşan bir hukuk mantığı geliştiriyor. İmam Muhammed bu yazılan ilk kayıtlardan, o ilk verilerden İmam Muhammed artık mezhebi tedvin ediyor daha sonraki dönemde. Ebu Hanife'nin bir sürü öğrencisi var. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı içtihat seviyesine yükselmiş. Bunların en öne, en önde gelenleri bizim bildiğimiz işte Ebu Yusuf, ardından İmam Muhammed, Züfer ve Hasan bin Ziyad. Dört tane öğrencisi. Başka öğrencileri var da bizim kaynaklarda bildiğimiz en çok meşhur olan bu dört öğrencisi. Bunların en önde geleni aslında Ebu Yusuf'la Züfer. İkisi de zaten eşit seviyedeler. Yani Ebu Hanife vefat edince bulunduğu şey, bulunduğu meclise iki tane halaka kuruluyor. Züfer'in halakası ile Ebu Yusuf'un alakası. Hatta diyorlar ki Züfer'in alakası daha geniş. Yani Züfer daha tabiri daha şey bir öğrenci. Ama işte demek ki tarih şey böyle. İmam Muhammed kısa bir süre Ebu Hanife ile ona öğrencilik yapıyor. iki sene kadar. Ardından İmam Muhammed Ebu Yusuf'un halakasına geçiyor. Dolayısıyla mezhebi tedvin edendi İmam Muhammed olduğundan dolayı bir nevi Ebu Yusuf zinciriyle birlikte mezhep bize daha şey geliyor. Züfer bir nevi artık daha üçüncül, daha dördüncül konuma düşüyor diyeyim. Yoksa Ebu Hanife'den sonra gelecek yani tabir yerinde ise Ebu Hanife'nin şeyini aktaracak iki şey var. Onlardan bir tanesi Züfer, diğeri de Ebu Yusuf. Ya yani Züfer bu kadar önde yani İmam Muhammed'den de önde. Ama tabi zaman içinde bu şey değişiyor, bu konum değişiyor. Ebu Hanife'nin en önde gelen öğrencileri bunlar. Bunların önemli bir kısmı iştah seviyesine ermiş. E bunların bir kısmı tabir yerindeyse mezhep içinde müçtehit derken bir kısmı mutlak müçtehit. Yani Ebu Yusuf, Züfer, İmam Muhammed bunlar mutlak müştehitler. Her ne kadar bunlara mezhepte müştehit, bizim tabakat eserlerinde İbni, İbni Kemal Paşa başta olmak üzere bunlara mezhepte müştehit falan dese de bu ifadeler çok eleştirilmiş. E, bunlar mutlak müştehit e, mesabesinde kişiler. Şafi'den, Malik'ten, Efendimiz Özel'e, Evzai'den hiçbir farkları yok. Bunların Ebu Hanife'ye Hanife'ye bağlılıkları sadece hoca, öğrenci ilişkisi, duygusal manada bir bağlılıkları var. Yoksa Bunların kendilerine ait usulleri var. Kendilerine ait furu fıkı iştahatları var. Bağımsızlar. Bu bakımdan öğrencileri böyle. Ebu Yusuf'la biraz İmam Muhammed'den bahsedelim. Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in, Ebu, Ebu Hanife'nin vefatından sonra o eğitimin başına geçiyor. Kendine ait bir takım eserleri var. Belli bir takım eserler yazıyor. Öğrenci yetiştiriyor. İmam Muhammed onun yanında yetişiyor. Abbasi döneminde başka doğuluyor. Artık Hanefi mezhebinin devlet tecrübesi Ebu Yusuf'un şeyiyle başlıyor. Eliyle başlıyor ki daha sonra her nerede bir kadı tayin edilecekse Abbasi coğrafyasında Hanefi olması isteniyor. Hanefi olmayan kadılar artık tayin edilmiyor. Dolayısıyla Hanefi Hanefi mezhebinin devlet tecrübesi Ebu Yusuf'un eliyle gerçekleşiyor. Önceki dönemlerde Ebu Hanife de olsa İmam Malik de olsa biraz devlet yönetimiyle aralarına mesafe koymuşlar. Bu mesafe Ebu Yusuf'la birlikte biraz şey olmuş, aşılmış. Ebu, Ebu Yusuf da böyle. İşte Kitabül Haracı var, Efendi Esarı var, ardından Erret Ala Siyer-i var, ardından İhtilaf-ı Ebi Hanife e, ve Ebni Ebi Leyla tarzında eserleri var. Yani Ebu, Ebu Yusuf'un bir takım eserleri var. Bunlar günümüze de ulaşmış. İmam Muhammed her bir mezhebin nakili vardır. Mezhebin müessisi vardır ve bir de mezhebin nakili vardır mezhebin müessisi genelde kime izafe edilmişse odur. Ebu Hanife, Ebu Hanife. Her ne kadar kolektif bir mezhep olsa da, fıkıh, diyalektik olsa da mezhep içinde Ebu Hanife'ye nispet edilmiş. Çünkü Ebu Hanife onların hocası kardeşim. Ama mezheplerin bir de nakili olur. Mezhep biraz önce söyledim, kurucu imam döneminde mezhepleşmez. Sonraki dönemlerde mezhepleşir. Öğrencileri yazıya geçirir, kendi yazıya geçirmediyse öğrencileri çoğunlukla sistemleştirir, öğrencilerinin öğrencileri daha da detaylandırır, daha da münakaşasını yapar, daha da sağlamasını yapar, halkla birlikte uyulmaya başlar. Bir de devlet bunu artık şey yaptıysa, kendini artık rehber edindiyse al sana mezhepleşme böyle oluşur. Zaman içinde mezhepleşme oluşur. Şeyde de böyle. Ne denir ona? Hanefi mezhebi de böyle. Diğer mezhepler de böyle. Ve bu mezhebin nakili. Yani bu görüşlerin nakili vardır müdevvini ve nakili vardır. İmam Muhammed işte Hanefi mezhebinin müdevvini ve nakili İmam Muhammed'dir. Hanefi mezhebi. Çünkü Ebu Hanife kendini yazmamış mezhebi. Yazdırmış ama o yazdıranlar bize ulaşmamış. İşte o yazdıranları ya kendisi de yazanlardan olduğundan dolayı o yazdıranlardan yazılan malzemeden ilk malzemelerden İmam Muhammed mezhebi tedvin etmeye başlıyor. İmam Muhammed artık mezhebin furu fıkhını yazıya geçiriyor. Bu konuda Mezhep mesaili bu, bu 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 çok geniş bir konu ama sadece yüzeysel geç, geçip bırakacağım. E mezhep mesaili bizde üç kısma ayrılır. zahir rivaye, nadir-i rivaye ve vakaat diye, nevazil diye. Üç kısma ayrılırlar, ayırırlar. İmam Muhammed bu mezhebin mesailini yazdığı kesim genellikle zahir rivaye ve nadir rivayede yoğunlaşır. İmam Muhammed demek ki bu ilk dönem yazılan şeylerden, ee, o Ruzdamçelerden, Ebu Hanife'nin halakasında tedvin ettiği olgulardan Hanefi mezhebinin furu fıkhını yani kurucu imamların furu fıkhını yazıya geçirmeye başlıyor, yazmaya başlıyor. Zahir rivaye yani zaman içinde üçlü tabaka bir şekilde ifade ediliyor. Bu hangi dönemde ifade ediliyor onu bilmiyorum ama bu Hanefi mezhebinin mesaili zannedersem ilk Kınalızade falan olsa gerek veya önceki dönemlerde de olabilir. Yani Zahir rivaye işte efendime söyleyeyim nadir rivaye ve vakıa tarzında bir kısımlandırılıyor. Yani bu konuda bir şey var. Şöyle söyleyeyim zaman içinde bu zaman içindeki bu terimselleşme ve kavramlaşmalar zaman içinde kendi gelişimini sağlıyor. Şu, aşama aşama gidelim. İmam Muhammed o eserlerden o yazılan şeylerden verilerden mezhebin fıkhını artık tedvin etmeye başlıyor. Tedvin ederken bir takım eserlerini yazıyor. Bunlar kuvvetli bir şekilde yani rivayet ediliyor. Yani İmam Muhammed bir takım eserler yazıyor, bir takım fıkıh eserleri yazıyor. Bu yazdığı fıkıh eserleri talebeleri tarafından böyle meşhur rivayetlerle, mütevatir rivayetlerle aktarılıyor. Yani sonraki nesillere kuvvetli bir şekilde aktarılıyor. Sonraki nesillere kuvvetli bir şekilde aktarılan bu eserlere zahiri rivayet diyorlar mezhep içinde. Eğer yazdığı bir takım eserler de kuvvetli bir şekilde aktarılmıyor. Yani zayıf rivayetlerle aktarılıyor. Bunlara da nadirür rivayet diyorlar. Yani İmam Muhammed... Tabi bu isimlendirmeler, kısımlandırmalar sonraki dönemlerde gerçekleşen bir şey. İmam Muhammed hayatı boyunca bir sürü eseri var. Fıkıhla ilgili var, hadisle ilgili var. İşte efendime söyleyeyim birçok eseri var. Ama bu yazdığı eserler bilhassa Hanefi mezhebiyle ilişkili olan bu eserleri belli bir tasnife tutmuşlar sonraki dönemlerde. Bakıyorlar kardeşim İmam Muhammed'den gelen kuvvetli rivayetlerle gelen bir takım eserler var. Bunlar Hanefi mezhebinin temel en temel doktrinini oluşturan, furu fıkıhtaki doktrinini oluşturan eserler bunlara zahir rivayet diyorlar. Aynı şekilde gelmeyen, aynı kuvvetli bir şekilde gelmeyen bir takım eserler var. Bunlara nadir rivayet diyorlar. Mesela Ebu Hanife, şey Ebu Hanife diyorum, İmam Muhammed, Ebu Hanife'den bu, e, bulunduğu o şeyde, Ebu Hanife'nin yazdırdığı o ruzlançelerde, o ilk eserlerden mesela şeyleri kitabül aslı oluşturuyor, asılları oluşturuyor. Bu daha sonraki dönemde toplanıyor usul olarak aktarılıyor bize. Tamam mı? Mesela Ebu Hanife El Camiü's Sagir isminde bir eseri var. El Camiü'l Kebir var. Efendim Siyerü's Sagir var. Siyerü'l Kebir var ve de Kitabü'l Aslı var. Bunlara işte Efendimiz'in altı 6 tane ziyadatla birlikte 6 tane eseri var. Bunlara zahirü rivayet diyorlar. Bunlar nasıl oluşuyor? Zaman içinde oluşuyor. Evvela İmam Muhammed yaptığı şey şu. Ebu Hanife'nin bulunduğu dönemde yazılan bir takım yaz, şeyler var ya fıkıh yazıya geçirilmiş onlara vakıf elinde de mevcut. Onlardan mezhebin asıllarını oluşturuyor. Mezhebin asıllarını. Bu, bu, bu yazılan eserler namazdan feraize kadar öyle diyeyim. Kitab-ı işte Kitab-ı Zeka, Efendime söyleyeyim Kitab-ı Hac, Kitab-ı Buya, kitab Mikah tarzında e, taharetten faraize gelinceye kadar yazılan bir sürü veri var. Bunlardan asılları oluşturuyor. Bunlar zaman içinde birleştiriliyor kitab-ı asıl oluyor. Tamam kitab-ı asıl oluyor. Bunlara mesail usul diyorlar. Bu mesail usul demek ki nerede ne şekilde oluşturuluyor? Ebu Hanife'nin bulunduğu mecliste yazdırdığı kaynaklar özelinde İmam Muhammed'in Efendimiz söyleyeyim Hanefi mezhebinin asıllarını oluşturduğu eser. Bu daha sonraki dönemde toplanıyor ve kitab-ı asıl oluyor. Zaman içinde Ebu Hanif, İmam Muhammed El-Cami's-Sagiri yazıyor. Cami kitapları var. Artık fıkıh hayatı gelişince ayrı ayrı kavramlarla bir takım eserler oluşuyor. El-Cami's-Sagiri yazıyor. El-Cami'l-Kebiri yazıyor. Siyer-i Sagir her ne kadar ayrı olarak telakki edilse de aslında kitabül aslın içinde yani o usulün içinde bir yer. Sonra Siyerül Kebiri yazıyor hayatın son dönemlerinde. Ayrı ayrı dönemlerde yazdığı bir takım eserler var. Bu eserler bu yazdığı eserler kuvvetli bir şekilde, kuvvetli rivayetlerle aktarılmış ise, yani mezhebin sonraki gelen öğrencilerin büyük bir kısmı bunu kuvvetli rivayetlerle, işte mütevatir veya meşhur rivayetlerle aktarmış ise, bunlar mezhebin en temel eserleri oluyor. Mezhebin fıkıh doktrinini oluşturan en temel kaynaklar oluyor. Bunlara zahir rivayet diyorlar. Yani zahir rivayet şu ki, mezhebin en temel şeyi, kaynaklı. Mezhep dediğimiz zaman nedir dediğimiz zaman ilk bakacağımız yer. Bunları yazan İmam Muhammed. İmam Muhammed zamar içinde kısmen bunları oluşturuyor. Bu isimleri her ne kadar isimleri kendi koysa bile bu eserlerin zahir rivaya olması yani zahir rivayetin zahir tarzında oluşması sonraki dönemlerde oluşuyor. Sonraki dönemlerde bu eserler İmam Muhammed'den kuvvetli rivayetlerle aktarıldığı için zahir rivaya oluyor. Aynı şekilde bunlar gibi olmayan bir takım eserleri de var. İmam Muhammed bir yere kadı olarak gitmiş, orada bir bir şey yazmış. Biri istemiş, bir şey yazmış. Veya bir bölgeye gitmiş, orada bir şey yazmış. Bunlar da ayrı ayrı bölgesel veya şahıssal olarak isimlendirilen bir takım eserleri var. Bunlar da bize diğerleri gibi kuvvetli rivayetlerle aktarılmamış, nadir olarak kalmış. Rivayeti nadir olarak kalmış. Bunlara mesela işte ne diyorlar? İşte Kayser Haruniyet Cürcaniye, Rakiyye, işte ziyadiyat tarzında efendime söyleyeyim bir takım eserleri var. Bunlar da nadir rivayet. Çok detaya girmek istemiyorum. Bunlar olduğu gibi şu da olabiliyor. Mesela Ebu şeyin İmam Muhammed'in Kitab-ı Sala isminde normalde evvela yazılan eserler aslında hep bu şekilde. Kitab-ı Sala, Kitab-ı Zeka, Kitabul Hac e, efendime tarzında eserler. Bunlar toplanıyor, aslı oluşturuyor, zahir rivayeyi oluşturuyor. Ama bunlardan bazısı bazı öğrencileri tarafından tekil olarak da rivayet edilebiliyor. Bunlar da nadir rivayı oluşturabiliyor. Yani bu ayrı bir uzmanlık alanı öyle diyeyim. Bu biraz olguyu da karıştırmış olabilirim. Yani Hanefi mezhebinin mesailini 3 tabakada topluyorlar. Zahir rivaye, nadir rivaye ve vakaat. Zahir rivaye dediğimiz gibi İmam Muhammed'in söylediği şeyler. Nadir rivaye de böyle. Yani bunların hepsi İmam Muhammed'in yazdığı eserler. Vakaat ise şu. Sonraki dönemlerde olan öğrencilerin bir takım olgularla karşılaşıyorlar. Nevazil işte vakaat yeni olan olgularla karşılaşıyorlar. Bunlarla ilgili kurucu imamlardan bir şey bulamıyorlar. Bir rivayet bir içtihat bulamıyorlar. Haliyle kendilerinin yaptığı iştihat faaliyetleri neticesinde çözüme kavuşturdukları meseleler bunlar. Bunlar da nevazil ve vakaat külliyatı içinde bize ulaşıyor. Demek ki Hanefi mezhebinin mes bütün mesaili bu üç tabakada oluşturuyorlar. Anlatabildim mi? Olay bu. Sonraki dönemde Hanefi mezhebi içinde çok fazla fıkıh kitabı var. Bunlara girmeyeceğim. Çünkü e, şeyimiz de e, zamanımız da pek bunlara el vermez. Bunun yanında İmam Muhammed'in eserleri bundan ibaret değil. Yani bu söylediğim Hanefi mezhebi özelinde yani mezhep özelinde yazdığı eserler bunlar. Bunun yanında kitab Esar var hadisle ilgili. Onun yanında İmam Muhammed Ebu Hanife'de iki sene okumuş. Ardından Ebu Yusuf da biraz eğitimini tamamlamış yani Irak bölgesinin Kufe bölgesinin fıkhına vakıf olmuş ama bir de Hicaz ekolü var gidiyor İmam Mali'nin yanında muvattayı okuyor ondan haliyle muvattayı da rivayet ediyor Muvatta rivayeti de bugün elimizde mevcut dolayısıyla o bölgenin Hicaz bölgesinin fıkhına da vakıf oluyor Kufe'ye döndükten sonra onlara reddiye yazıyor bu eser de elimizde mevcut. El Hucca ala Ehlil Medine diye. Haliyle İmam Muhammed'in aslında bir sürü eseri var. Bu eserlerin bir kısmı <laughs> şeyle ilgili, tamamen Hanefi mezhebiyle ilgili bir kısmı ise genel manada fıkıhla ilgili. Öyle diyeyim. Olay bu. Belki karışmış olabilir zahir rivayet ve nadir rivayet tarzındaki olgu şunu demeye çalışıyorum. Ebu Hanife döneminde fıkıh tedvin ediliyor ya, elimizde ruz namçeler, o fıkhın ilk yazıldığı haller var. Onlardan İmam Muhammed artık fıkıhı Hanefi mezhebini tedvine yaz, yazıya geçirmeye başlıyor. Yazıya geçirirken yazdığı bir takım şeyler var. Yani e, tabir yerindeyse mezhebin asılları var. Bunlara usul diyorlar mezhep içinde. Bu usuller sonraki dönemde birleştiriliyor ve kitab aslı oluşturuyor. Bu bir şey, bu bir elimizde bir kaynak. Bu kitab asıl Mesailül Usul de deniyor buna. Bu mezhebin asılları Ebu Hanife'nin döneminde yazıya geçirilmiş. E, o kay şeylerden, kaynaklardan, verilerden e, yola çıkarak onlar merkezinde İmam Muhammed'in tekrardan görüşleri yazıya geçirmesi. Bunlardan mesailül Usul yani mezhebin usulleri, asılları oluşturulmuş. Bunlar ilk etapta Kitabuz Zeka, Kitabul Hac, işte Kitabus Sala efendime söyleyeyim kitabı savun tarzında ayrı ayrı kitaplar. Bunlar dönem içinde sonraki dönemlerde birleştirilmiş Kitabul aslı oluşturmuş. Asıl kitabı. Tamam bu bir. Ama İmam Muhammed tabi hocaları vefat etmiş zaman içinde ayrı ayrı kitaplar daha yazıyor. İşte Camül Sagir isminde, Camil Kebir isminde, Efendimiz hayatının son dönemlerinde Siyerül kebir tarzında yani devletler hukuku ile ilgili eserler yazıyor. Bunların bir kısmı bize kuvvetli rivayetlerle gelmiş. Yani biliyoruz ki bunlar kesinlikle İmam Muhammed'e ait. Bunlar kesinlikle İmam Muhammed'in söylediği, kaleminden çıktığı şeyler. Kuvvetli ve meşhur rivayetlerle gelmiş. Bunlara zaman içinde zahir rivayet demişler. Bunları toplamışlar. Kaç tane ise artık. Beş tane mi, altı tane mi neyse genel kabul 6 tane ama siyar usagiri çıkarttığı zaman 5 tane. Ziyadatı da çıkartırsan genellikle bunlar aslında usul ve cevami'den oluşuyor. Yani usul ne? Kitab-ül asıl. Cevami' ne? Camil kebir ve cami sagir. Yani 3 tane eser aslında bunlar. Topladığın zaman yani kompakt yaptığı zaman 3 tane eser. Yani bu üç tane eser sonraki dönem öğrencileri tarafından çok kuvvetli bir şekilde aktarılmış bunlara zahir rivayet demişler. Bunun dışında yazdığı eserler bu şekilde aktarılmamış. Yani zayıf rivayetlerle aktarılmış. Bunlara da nadir rivayet demişler. Anlaşıldı mı? Bunun yanında ekstradan yazdığı rivayet eserler var mı? Evet eserler var. Onlar da bu. Hanefi mezhebinin demek ki şeyi bu. Tabir yerindeyse 3 aşağı 5 yukarı Hanefi mezhebi özelinde anlatılan bu. Ee, sonra e, bir 15 dakikamız var. 15 dakikada inşallah şeyleri bitiririz. Diğer mezheplere. Diğer mezhepler. Yani Hanefi mezhebi biraz detayla anlatmak Hanefi mezhebinin sonraki dönemlerde bir sürü eseri oluyor. Yani bu fıkıh tarihi boyunca farklı farklı alanlarda, farklı farklı konularda bir sürü farklı eseri oluyor. Şöyle diyeyim, İmam Muhammed'in bu, bu eserleri geniş ya. Geniş olan bu eserler bir süre sonra artık fıkıh tarihinde eğitimde kullanılabilir tarzda değil. Bunların iktisar etmesi gündeme geliyor. Müzeni ile birlikte İmam Müzeni Şafii'nin talebesi. İmam Müzeni muhtasarı yazıyor. Bakıyor ki Hanefiler de muhtasar. Muhtasarlar dönemi başlıyor. İlk dönem muhtasarları var. Tahavi'nin muhtasarı var, Hanefi mezhebi özelinde, Kerhi'nin muhtasarı var, Hakime Şehid'in şey kafisi var, bu da bir nevi bir muhtasar. Bunlar mezhebin fıkhını derli toplu bir şekilde eğitimde kullanılacak şekilde ve ezberlenmesine yönelik hazırlanan muhtasar metinler. Taharetten faraize varıncaya kadar delillerden tecrit edilmiş, mezhebin temel görüşlerinden temel görüşlerin özelinde yazıya geçirilmiş eserler. Bu muhtasarlar yazılıyor, bu muhtasarlara şerhler yazılıyor. Bu şerhler efendimiz mezou daha da genişti, genişletiliyor gibi fıkıh tarihi artık genişliyor. Anlatabiliyor muyum bu olay bu? Yani mesela bunların çok meşhurları var. Mezhep içinde çok meşhurlar oluyor. Mezhep içinde bazı eserler çok sistematik olabiliyor. Bazı eserler çok fazla delil, delille münakaşasını yapıyor ve şey olabiliyor. E, fukaha ihtilafına çok yönelebiliyor. Tarzında artık mezhep içinde e, ilk dönem muhtasarları oluyor. Daha sonraki dönem muhtasarları oluyor. Sonraki dönem muhtasarlar mezhep içinde e, daha da şeye indirgeniyor. Birkaç muhtasara indirgeniyor. Bunlar üzerine şerhler yazılıyor. Haşiyeler yazılıyor gibi fıkıh tarihi artık e, gelişiyor. Bunlar, Hanefilik özelliği. Hanefilikte Hanefilik ilk, ilk muhtasar bu şeyde de elbette e, bedel sanayisinde de nakledildiği gibi ama elimize ulaşmamış şeyin e, İsa bin Yusuf'un muhtasarı. Biz kaynaklarda ilk muhtasar bunu görüyoruz. Onun hayatı ile ilgili çok fazla bilmiyoruz. Anefi mezhebinde bildiğimiz manada yani o da şeyden e, Kelsani'nin Sanayi isminde bir fıkıh eseri var. Hicri 5. yüzyılda yaşamış bir alim. Orada biliyoruz ki İsa bin Yusuf'a nispet edilen bir muhtasar var. İlk muhtasar bu diyorlar. Ama elimize bugün ulaşan ilk muhtasar Tahavi'nin muhtasarı. Sonra Kerhi'nin muhtasarı. Sonra da Hakim -e şehidin El Kafisi. Tahavi'nin muhtasarının üzerine bir sürü şerh var. Cessas'ın şerhi basıldı. Sonra başka İsmi Cabi'nin şerhi var o da basıldı. Kerhi'nin muhtasarı elimize muhtasar şekilde ulaşmasa bile Kuduri'nin şerhiyle ulaştı. Halil el muhtasar da bugün kısmen şerhiyle birlikte elimizde. Ama şerhle muhtasar arası çok ayrılamıyor metin özelinde. hakim Şehidin kafisi ise ayrı bir şekilde basılmadı ama onu daha sonraki döneminde gelen Seraksi şerh ediyor. Mevsut bugün Mevsut elimize ulaşmış. Anlatabiliyor muyum? Yani fıkıh külliyatı zaman içinde bu şekilde oluşmuş zaten. Diğer mezheplerde olduğu gibi Hanefi mezhebi de şerhler, haşiyeler, efendime söyleyeyim. Ee, geniş geniş külliyatlarla bunu zaman içinde oluşturmuş. Ama mezhebin temel kaynaklarını ne dersen, Hanefi mezhebinin temel kaynakları ne? İmam Muhammed'in yazdığı o temel kaynaklar var ya onlar işte. Onlardan da ne? zahir Rivaye. Demek ki mezhebin en temel kaynakları yani mezhep nedir dediğimizde baz alacağımız eserler zahir Rivaye. Zahir-i Rivaye ile başka bir olgu tar muhalefet ettiğinde baz alınması gereken temel şey ne? Zahir rivayenin kendisi. Ebu Yusuf'un da eserleri var ama Ebu Yusuf mezhebi tedvin eden bir adam olmadığı için Ebu Yusuf'un eserleri zahir rivayeye girmiyor. O kendi özel eserleri. Tabii ki mezhep doktriniyle ilgili, mezhep görüşüyle ilgili onun eserlerine de bakıyoruz. Onlar da çok kıymetli. Ama mezhebin fıkhını tedvin etmekle bir şey yok. Ebu, Ebu Yusuf'un başka resmi görevleri var. Yani Kitabül Haracı var, Eser'i var. Efendime söyleyeyim, e, ihtilafla ilgili bilgili birkaç eseri var. Yani şunu demeye getiriyorum. E, Hanefi mezhebinin ana doktrinini oluşturacak bir eser kaleme alma gibi bir gündemi olmuyor bu Ebu Yusuf'un. Dolayısıyla bu Ebu Yusuf'un yazdığı bu eserler de kısmen bize nasıl ulaştığı yani zahir rivayet gibi ulaşmıyor bize. Bu sebeple Hanefi mezhebinin güvenilir yani mezhebe izafe etme bakımından güvenilir. Kuvvetli ravilerle aktarılan eserleri İmam Muhammed'in o zahir rivayesi. Bu şu demek değil, o diğer eserler güvenilmez. Yazdığı kişiye nispeti problemli demek değil. Bizim sadece burada Hanefi mezhebinde, mesela atıyorum Ebu Hanife'nin bir görüşü, İmam Muhammed'in bir görüşü, Ebu Yusuf'un bir görüşü. İlk olarak bakacağımız kaynaklar zahir rivayedir. Şimdi Ebu Yusuf'un bir eserinde bir görüşü var, zahir rivayede başka bir görüş var. Hangisi Ebu Yusuf'un görüşüdür de dersen, ...genellikle söylenen zahir rivayedeki olması gerekendir. Anlatabiliyor muyum? Bu çok da tabi detaylı ve şey bir konu. Ne diyeyim ona artık? ince bir konu. Yani zahir rivayet dediğim bir olgu mezhebin... E, ...sonraki dönemlerde öğrenilmesi için, e, dikkate alınması için... mezhep ne diyor tarzında, Ebu Hanife ne diyor, Ebu Yusuf ne diyor, İmam Muhammed ne diyor... E, ...tarzındaki soruya ilk cevap için bakılan yer or yer orası... Daha başka eserler var ama bunlar o kuvvette değil. O seviyede değiller. Olabilir, olabilir, olabilir. Bunların kendi içinde tabii bir disiplini var. Yani Kitabül Haraç geniş bir eser. Ebu Yusuf'un orada bazı ifadeleri olabilir. Bunlar zahir rivayetle çelişiyor olabilirler. Bunlar mezhep içinde ayrı bir şey doktrini oluşturuyor. Hangisini tercih edeceksin? Anlatabiliyor muyum? O kendi yazdığı özel eserler bunlar. Özel eserler. Kendi kendi kaleminden çıkan kendi düşüncesiyle ilgili eserler. Biz mezhebin eserlerini nereden bak şey görüyoruz? İmam Muhammed'in eserlerinden. Çünkü İmam Muhammed mezhebi tedvinle uğraşıyor. Mezhebi tedvin etmeye kalkıyor. Bunun yanında kendi özel eserleri de var. Bunlar arasında bazen tartışma olabiliyor. İşte bunlar artık uzmanlık gerektiren alan. 10 dakikada Maliki mezhebini bitiririz. Diğer şeye de diğer derse de diğer bütün mezhepler şey yaparız. Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik. Zaten başka şey yok diğer bütün mezheplerde e, şey olgu mezhep imamı merkezde. Mes Ebu Hanife gibi kolektif bir fıkıh anlayışı yok. İmam Malik hatta şöyle diyor. Talebeler bir tane talebelerden birisi gelmiş böyle soru soruyor falan böyle. Bir şey soruyor. Ya, ya şöyle olursa diyor. Ya şöyle olursa diyor. Bura diyor onun yeri değil diyor. Git Kufe diyor. Ebu Hanife'nin alakasını bir nevi işaret ediyor. Yani Maliki mezhebinin tabir yerin İmam Malik'in ve diğer müştehitlerin genellikle takip ettiği yöntem şu. Hoca var kardeşim. Bu yaz şey var, fıkıh anlatıyor onlara. İştahatları var bu. Sen tabir yerindeyse dinliyorsun çoğunlukla. Hocanın bir nevi o eğitiminden, tedrisinden geçiyorsun. İmam, Ma İmam Malik Medine'de doğuyor ve Medine'de vefat ediyor. 95'te doğuyor, hicri yılında 179'da vefat ediyor. Haç dışında yani bir tek haç münasebetiyle Mekke'ye çıkıyor. Onun haricinde Medine'yi terk etmiyor. Medine'yi terk etmediğinden dolayı otomatikman fıkıh da zaten Medine merkezde oluyor. Fıkıh anlayışı da Medine merkezde oluyor. İmam Mali'nin aslında temel özelliği şöyle söyleyeyim. Tabii ki işte had müştehit e, ama hadisçi tarafı da şey tabir yerinde hadisçi tarafı da daha da baskın Ebu Hanife'den. Ebu Hanife rey yani fıkıh tarafı efendimiz öyle, rey tarafı daha baskın. Hadisçi kimliği Ebu Hanife'nin çok fazla yok. Her ne kadar müsnedi olsa bile o müsned de tartışmalı olsa bile e, şunu diyeyim Ebu Hanife'nin hadisçi kimliği çok fazla yok. Ebu Hanife'nin kimliği tamamen fa fakih bir kimlik var. Bu şu demek değil hadislere sırt çeviriyor falan anlamında değil. Yani e, mesleki meşrebi tamamen rey ve şey e, fıkıh mantalitesi. İmam Malik'in biraz daha şeyi e, mesleği ve meşrebi hadisçi yönü daha da ağır basıyor. Zaten yazdığı eser de e, genellikle hadis merkezinde bir eser yazıyor yani yazdığı muvattayı yazıyor. Muvatta hadis rivayetleri var, sahabe kavli var. İşte efendime söyleyeyim bazı tabi'in fetvaları var. Onlardan oluşmuş bir eser. Buna bir kısmı ilk yazılan fıkıh eseri dese bile bakıldığı zaman yani şey manada kavramsal olarak fıkıhın ne olduğunu ifade edeceği tarzına bakılırsa ilk yazılan fıkıh eseri filan değil. Bu ilk yazılan hadis eseri diyebiliriz buna. İçinde bir takım e, sahabe görüşleri ve tabiin görüşleri var. Yoksa bakıldığı zaman muvatta şey ne onda da hadis eseri, Fıkıh eseri demek buna biraz zorlama. İmam Muhammed'in yetiştiği bir, bir, bir takım hocaları var. İşte Medine'de Efendime söyleyeyim belli hocalardan yetişiyor. Bunların başında Rebi'atul Rey geliyor, e, Reyci Rebiya isminde. Ardından işte hadis konusunda ki hocaları Nafi var, e, Zühri var. Efendime söyleyeyim... bir takım bazı hocaları var. Yani İmam Malik bu Medine'de bulunan bir takım, bir takım hocalardan yetişiyor, muvattayı yazıyor ve muvattayı hayat yani zaman da veriyorlar uzunca bir dönem muvattayı yazıyor ve muvattayı rivayet ediyor. Onun özelinde artık efendime söyleyeyim kendi iştihat faaliyetini gerçekleştiriyor ve eğitimini muvatta özelinde gerçekleştiriyor. Şah, İmam Şafii geliyor muvattayı okuyor. Bir sürü muvattayı okuyanlar var. İmam Muhammed geliyor muvattayı okuyor. Muvatta bir sürü muvatta, muvatta rivayetleri var. İmam Muhammed'in muvatta rivayeti var. Bir de genellikle İmam Muhammed'in dışında okunan Yahya şey Yahya bin Yahya el-Leysin yok Leys değil. Tabi de Yahya bin Yahya el-Leysin muvatta rivayeti var. Genellikle meşhur olan muvatta rivayeti zaten bu. Diğeri ise İmam Muhammed'in muvatta rivayeti. Muvatta yazıyor. Bunun üzerinde gerçekleştirdiği bir fıkıh şeyi var, faaliyeti var. İmam Muhammed'in içtihadına şey İmam Muhammed diyorum. İmam Malik'in iştahat yöntemine baktığımızda pek tabii ki kitap sünnet zaten olması gereken bir şey. Bunun yanında bir de ondan farklı gördüğümüz Medine ehlinin amelini benimsiyor. Çünkü Medine ehlinin amelini niye benimsiyor? Bunları aslında detaylı olarak şeyde bahsedeceğiz. İmam Malik İmam İmam Malik Medine'de bulunduğundan dolayı Medine'den dışarı çıkmıyor ve Medine bir nevi artık o sünnetin e, hayata geçirildiği bir coğrafya. Çok fazla bu bozulma olmamış. Yani Hz. Peygamber döneminde hayata ne geçirilmişse bu devam ede gelmiş. Devam ede gelen bu olgu <laughs> kuvvetli kalabalıklar tarafından aktarıldığından dolayı bu yaşanan olguyu İmam Malik şey görüyor, bağlayıcı görüyor. Yani diyor ki kardeşim amel bakımından bir şeyler yapılıyor ise eğer Medine'de ve Medine dışarıdan bir Bozulmaya uğramamışsa muhakkak bunun sünnette yeri var diyor. Muhakkak bunun sünnette bir karşılığı var. Yani asır saadette muhakkak bunun bir ee, şeyi var, bir yansıması var. Bundan dolayı bunu kalabalık, kalabalıkların ameli, kalabalıkların aktardığı bir şey olarak gördüğünden dolayı bunu bağlayıcı görüyor Medine amelini. Hatta haberi vahide ee, bunu takdim ediyor. Haberi vahid de bu şey olursa çatışırsa bunu haberi vahiyette ne yapıyor? Önceliyor. İmam Malik'te görebileceğimiz temel faktör Medine ehlinin amelini hüccet görmesi, bağlayıcı görmesi. Bunun yanında maslahattır. Sonraki dönemde ne denir ona artık? Maliki mezhebinde Maliki mezhebinde sonraki dönemde artık maslahat efendime söyleyeyim makasıt düşüncesi gelişiyor. Bu İmam Malik'te bunun tam karşılığını göremesek bile sonra sonraki dönem Maliki mezhebinde bu artık maslahatçı ve makasıtçı düşünce Maliki mezhebinde gelişiyor. İmam Malik'in yani şey olarak yüzeysel olarak geçiyorum. Demek ki hayatında Muvatta'sı var. Muvatta özelinde bir fıkıh anlayışı var ve eğitim metodu var. Bununla ilerliyor şey İmam Malik'in hayatındaki o şeyi eğitim faaliyeti bu özelde gelişiyor. İmam Malik'ten bir sürü öğrenci geliyor Muvatta'yı okuyorlar ve gittikleri yerde İmam Mali mezhebini, düşüncesini, görüşlerini yayıyorlar. İmam Malik'in mezhebi Kuzey Afrika'ya yayılıyor ve aynı şekilde Endülüs coğrafyasına da yayılıyor. Mezhep bir şekilde öğrencileri tarafından her ne kadar Medine'de doğsa bile Medine'de neşet etmiyor. Başka bölgelerde neşet ediyor öğrencileri aracılığıyla. Malik şey muvattayı okuyorlar ve rivayet gidiyor gittikleri yerde muvattayı rivayet ediyorlar ve İmam Malik'in düşüncesini, fikirlerini ve iştahatlarını o bölgede yayıyorlar. İmam Malik'in bir sürü öğrencisi var. En başlığı Abdurrahman bin el-Kasım, Abdullah bin e, Vehb. Belli öğrenciler var işte Bağdat'ta bunlar. İmam Malik'in mezhebini Bağdat'ta yayılıyor. E, i̇şte bir kısmı da Endülüs coğrafyasına götürüyor. E, Malik'i İmam Malik'in görüşlerinin aktarılmasında muvattadan sonra en etkili eser El-Müdevvenetül Kubra dedikleri bir eser var. Yani büyük bu da müdevvene. Tamam. Maliki mezhebinin, İmam şeyde Hanefi mezhebinin görüşlerini aktaran en temel kaynaklar nasıl İmam Muhammed'inse İmam Muhammed'inse çünkü Ebu Hanife bir şey yazmamış. Yazdığı şeyler de bize gelmemiş. mezheple ilgili bir şeye bakmak istediğimizde İmam Muhammed'e bakıyoruz. Dedi ki, zahir ya zahir rivaya bakıyoruz. Bunun yanında başka eserler olsa bile mezheple ilgili bak bu çok önemli mezheple ilgili mezhebin görüşüyle ilgili kurucu imamların görüşüyle ilgili birincil olarak baktığımız kaynaklar onlar. Yoksa buradan şu anlaşılmasın Ebu Yusuf'un İmam Muhammed'in başka eserleri bakılmıyor değil onlar da bakılıyor ama mes görüşsel olarak ilk bakılacak kaynaklar orası. İmam Muhammed işte İmam Mali'nin de muvattası var muvattasında baştan sona bütün eser görüşleri yok ki. E bunun dışında İmam Mali'nin İmam Malik'ten rivayet edilen görüşlerinin oluştuğu işte El Müdevvenetül Kubra. Bu da iki aşamadan oluşuyor. Abdurrahman bin Kasım'ın birikimiyle efendime söyleyeyim ve Sahnu'nun son halini getirmesiyle oluşuyor bu. Yani bir nevi Sahnu'na zaten efendime söyleyeyim izafe ediliyor. Onun şeyi de ismi de Abdüselam et Tenuhi e, tarafından derleniyor ve ee, ne onunla da artık oluşturulan bir eser. İmam Maha, İmam Mali'nin, efendime söyleyeyim görüşlerini artık bu eserde buluyorsun. Bunun yanında Maliki mezhebinde zaman içinde oluşmuş muhtasarlar var. Efendime söyleyeyim geniş eserler var. Bu geniş eserlerin şerhleri, haşiyeleri bilmem ne de artık geniş bir külliyat var. Nasıl Hanefi mezhebinde zaman içinde bir sürü muhtasar ve muhtasar şerhleri oluşmuş ise fıkıh külliyatında aynı şekilde Maliki mezhebi içinde de bu külliyat oluşuyor. Oluşan Maliki bölgelerinde. Maliki bölgeleri nerede yayılıyor? Efendime mesela Kuzey Afrika'da yayılıyor. Ya ne denir ona artık? Kuzey Afrika bölgesinde işte Sudan'da, Bahreyn'de, belli bölgelerde Kuveyt'te bulunuyor. İşte Endülüs coğrafyasında yayılıyor. Ayrı ayrı Maliki mezhebinin bölgeleri oluşuyor. Her bir bölgenin kendi eserleri oluyor. Endülüs coğrafyası zaten tamamen Maliki olduğundan dolayı orada ayrı bir kültür ve ayrı bir e, yönelim oluyor. Yani sırf Endülüs malikilerini anlatmak bile 2-3 saat belki sürer. O bölgede bir sürü şey var. Ne denir ona? Eser var. Yani İbni Abdilber olsun, efendim, İbni Rüşt, e, işte dedesi ve torunu efendime olsun, efendime söyleyeyim, Ebul Velid el Baciler olsun, İbni Haldunlar olsun bir sürü adam var orada. O, da, o bölgede bir sürü fukaha yetişiyor. O fukahanın yazdığı bir sürü eser var. Onun haricinde başka maliki bölgelerde de yazılan bir takım e, fıkıh eserleri var. O bölgelerin e, ne diyeyim artık fıkıh e, şeyini bize yansıtıyor. Olay bu. Maliki mezhebinde de bu. Maliki mezhebinde belki bir ekstra söylenebilecek bir durum var. Am e, amel diye bir kavram var. Bir de ondan bahsedeyim. O da şey yapılsın. Gerçi zamanımız doldu biliyorum. Şöyle bir şey var. Zaman içinde fıkıh tarihinde şöyle bir olgu var. Dedik ya biz Hanefi mezhebinde vakaat kültürü var hani imamlardan yeni çıkmış bir olayı çözüme kavuşturuyorsun. Çözüme kavuştururken imamlardan herhangi bir şey yok. Neden ona? Veri yok, iştahat ediyorsun. Hale vakat kültürü oluşuyor. Yani karşılaşılan bir problem ne şekilde çözülecek? Her mezhep kendi içinde bu karşılaşılan problemi çözme yeteneği ve çözme kabiliyeti geliştiriyor. Mezhep merkezli okuma biçiminde. Maliki mezhebi de mezhep merkezli olarak bu çözüm çözümünü bir şekilde Maliki mezhebi de bu çözümünü kendi içinde gerçekleştiriyor. Buna amel diyorlar. Amel kavramı. Normalde Maliki mezhebinde meşhur bir görüş var. Halkın yaşayışı, faaliyeti, sosyo-kültürel durumu o meşhur görüşü e, alır kullanırsa zora düşüyor. Yani bir takım e, problemler doğuruyor. Haline mezhep içindeki racih olmayan görüşü alıyor, almaya amel diyorlar. Atıyorum bir problemle karşılaşıyorsun. Mezhep içindeki meşhur görüşü, atıyorum mesela şey, örneğin, şey olarak, misal olarak anlamayın. E, atıyorum mezhep içinde iki tane görüş olduğunu düşünün. E, şeyleri, denizdeki o kabuklu canlıları yemekle ilgili işte midyedir bilmem nedir artık neyse. iki tane görüş olduğunu düşünün. Bir görüş meşhur bir görüş, yemesek yenilmesi caiz değil. Diğer bir görüş ise e, mercuh bir görüş, yenilmesinde problem yok. Normalde ne yapman gerekiyor? Mezhebin efendimiz raci olan görüşünü alman gerekiyor. Ama insanların hayatı, yaşantısı bir dönemden sonra belki o mezhebin meşhur görüşünü aldığında zora düşebiliyor. Haliyle mezhep içinde o raci olmayan görüşü ile amel etme gibi bir kavram geliştiriyorlar. Buna da amel diyorlar. Yani o çözüm, o problemi mezhep içindeki raci olmayan görüşle, görüşü alarak, görüşü amele geçirerek çözebiliyor isen bunu da çözüme kavuşturuyorlar. Bu amel olgusu Maliki mezhebinde bilhassa o şey coğrafyasında, Endülüs coğrafyasında kullanılır hale, yöntem haline getiriliyor. Ameli felsi diyorlar. Ameli kurtubi diyorlar. Ameli endülüsü diyorlar. Böyle bir amel tabiri gelişmiş. Ya şunu demeye getiriyorum. Mezhep zamanda gelişiyor ya kaynaklarıyla ve yöntemiyle birlikte. Zaman içinde oluşacak problemler gene mezhep içinde mezhebin kendi yöntemleriyle ve kendi disipliniyle çözülmeye çalışıyor. Maliki mezhebi de bu. İnşallah gelecek ders direkt Şafii'den başlayacağız. Bütün ekolleri bitirip İslam hukukunun kaynaklarına gireceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.